Mutlu günler sayın seyirciler. Bugün 26 Ocak 2023 Perşembe Paranın Kripto Aile YouTube kanalı sabah raporuna hoş geldiniz. Kripto varlıklardaki son fiyatlamalara bakacağız. Piyasa değerlerine göre bir değerlendirme yapacağız. Hangi coin'de ne kadar hareketlik var o tarafa da göz atacağız. Ama şunu söyleyelim özellikle son 2 haftadır 3 haftadır kripto varlıklarda ciddi hareketlikler olmaya başladı son bir yıldır neredeyse geçen yılın sonundan itibaren daha 2021 yılının sonundan itibaren pek görmediğimiz hareketler. Özellikle büyük alt altcoin'lerde, piyasa değerler açısından büyüklerde sert hareketler var. Bunlardan bir tanesinde bugün özellikle bakacağız. Aptos'a bakacağız. 5'e katlandı fiyatı iki haftada. Ne oluyor, ne bitiyor? Hepsine göz atacağız. Fiyat ne? o da rekor neydi? Nerelere gidebilir? Bunların hepsini konuşacağız biraz sonra Aptos tarafı için. Ama bunun dışındaki resme baktığımızda da hani genelde küresel piyasalar tarafında işte altın tarafında halen dolar bazında bir artış var. İşte 1950 dolara doğru bir yaklaşım oldu. Yani ee, dünyada da altın yükseliş eğilimini sürdürdüğünü, yükseliş trendini devam ettiğini söylemek lazım. Orada acaba işte 2000, 2050 doları daha çok aşıp işte oraları yeni, yeni rekor seviyeleri tekrar test eder mi? Ağuz bazında o tarafa bakan bir piyasa var. Sonuç itibariyle ama kripto varlıklarda bir hareket var. Görebiliyoruz yani günlük hareketler de biraz daha hızlandı. Ee, yükseliş ve düşüşten yönünde de hani, e, alım satım için daha çok imkan var. E, yeni yılla birlikte. Ocak ayının özellikle ikinci haftası da birlikte. Bu hareketin biraz daha sertleştiğini, dikkat çekici hale geldiğini gördük. E, hepsine bakacağız. Öncelikle Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de bu sabah e, biraz daha primli bir görüntü var. Kısıtlı da olsa 23 bin doların üzerine geri döndü. 22 bin, 23 bin dolar buraları şu an için koruyor. Yani çok sert bir hareket yok. E, hani burada biraz daha son bir haftaya baktığımızda genel durumda böyle olduğunu gördük. Mesela yukarıda e, piyasa değeri yani tüm bu bahsettiğimiz kripto varlıkların toplam piyasa değerlerinin ne olduğunu görebiliyoruz. 1 trilyon doların üzerinde yaklaşık 4-5 gündür böyle. Ve burada bir aslında bir, bir miktar sanki bir dirençle karşılaştı. Yani 1 trilyon doların üzerine doğru bir hareket pek görmedik. Kripto varlıklardaki aslında eğilimi ölçerken bu toplam piyasa değerleri meselesinde ayrıca bir yandan yatırımcı olarak bakmakta değer var. Çünkü orada eğilim yükseliş yönünde olduğu zaman işte o zaman biraz daha kripto varlıklar diğer alt altcoin'ler tarafı özellikle pozitif gitme eğilimi olduğunu görebiliyoruz. Orada sert artışlar olabiliyor. Hani bu trend piyasa değer arasından 1 trilyon tekrar altına yavaş yavaş kademeli düşmeye başladı. 900'ler, 800'lere doğru bu sefer gitmeye başlarsa bu kez daha biraz daha negatif bir piyasa, piyasa ortamı olduğunu görebiliriz. O yüzden hani piyasa değerli sadece toplam piyasaları sürmüş der öte e, kripto varlıkların eğilim açısından, kısa ve orta vade eğilim açısından da fikir veren bir veri. O yüzden e, açıkçası yatırım yapılan e, yatırım tercihlerinde yatırım yaparken o tarafı da değer nereye gidiyor? Yükseliyor mu düşüyor mu? O taraflara da bakmakta yarar var. Bitcoin'e durum bu. İzliyoruz. Burada tabii bazı endekslerimiz var. Korku baş gözlük endeksine bakarsak 54'ü tekrar biraz daha yükseldi. Ee, yine nötr seviyelerde. Ee, açıkçası son e, işte 2 haftadır kabaca bu seviyeleri koruyoruz. Ee, zaten fiyatlara bu anlamda son yaklaşık 2 haftadır çok büyük değişiklik yoksa 10 gündür o yüzden burada fiyatla bu endeksin gösterdiği hareketlik birbirine tutarlı gibi görünmekte. Diğer endeksimiz yani ayı ve boğa, boğa ve ayı endeksi hatırlarsak 0.30'lar. Orada bir süredir buraların üzerine çıkamayan bir endeks vardı. Aynen oradayız. Yani bir önceki endeks fiyattaki yükseliş ve havadaki yükseliş, havadaki biraz daha iyimserleşmeyi biraz daha net yansıtabildi. Bu endeks biraz daha ihtiyatlı gidiyor. Yani, yani bu mesela 0.50'lere çıkmadı diğer endeks gibi. Buralarda kaldı. daha çok sosyal medyadaki algıyı ölçen bir endeks. O endeks onu söyleyelim. Bir önceki endekste farklı unsurlar da var. Ee, hani işte dalgalanma, volatilite ne, e, işte 4-5 tane kalem. Bunların hepsini bir araya getirip hesaplaması. Biraz daha farklı geniş kapsamlı bir endeks. Bu daha çok sosyal medya odaklı bir endeks. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Ethereum'a e bakalım. Ethereum'da işte 1600 dolar seviyeler halen devam ediyor. Bitcoin gibi. Yani hareketleri Bitcoin'e benziyor. Ee, biraz daha sert tabii ki düşüşler yükselişler biraz daha e, sert olabiliyor ama Hani altcoin'lerin bitcoin bir altcoin değil e, malumunuz Altcoin'lerin en büyüğü olan e, ethereum'da e, hani biraz daha olgun bir seyri var Yani çok günlük hareketinde çok sert olmadığını görebiliyoruz ethereum tarafında En büyüklere bakalım Yani en büyük coin'ler ilk 30 tarafındaki resim nasıl BNB'ye bakıyoruz ilk etapta işte Tether zaten sabit coin İşte USD coin sabit coin e, ama BNB tarafı 300 doların üzerini koruyor. Dün de 310 dolar, 308 dolar oralarda değil, çok değişmedi. Devam edelim yine de, dolar bazında değişikliklere, TL bazında değişikliklere bakarsak. Cardano biraz daha hareketli gibi görmekte. E, Dogecoin Solana biraz hareketli. E, bu da fiyatı e, şu aşamada işte 24 doların üzerine çıkardı. Yine orada da tabii son dönemde bir artış var fiyat olarak ama çok daha fazla artanlar olduğuna biraz sonra göz atacağız. Bunun dışında yine genelde primli bir görüntü olduğunu görebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi e, çok sert piyasa hareketleri yok. Yani bir, birkaç tane büyük coin dışında hatta bir iki tane büyük coin dışında çok sert hareketleri görmüyoruz. Genelde hani yataya yakın bir tablo var ama hani negatif bir görüntü de yok. Yani bu yükselişlerin henüz geri verildiğini veya kar satışında dönüştüğünü de pek görmedik. Gün içerisinde küçük hareketler hariç hep %4'lü 3'lü yükselişler var görüyorsunuz. E, dikkat çeken hareketler. Ve bunun dışındaki tabloya baktığımızda ilk 30'a doğru ilerlediğimizde yani tamamlamaya doğru gittiğimizde e, farkındaysanız bir Aptos hareketi var. Yüzde %36. Ona, ona biraz sonra ayrıca bakacağız Aptos tarafında. Ee, ve orada ciddi 18 dolarlara doğru bir hareket var. 2 ee, hafta içerisinde ee, çok hızlı bir hareket oldu. Oradaki e, beklentiler ne olabilir ona bakacağız. Bunun dışında devam etmedi. ilk 30 tamamladığımızda da şunu görebiliyoruz. İşte Apecoin biraz daha hareketli. Son dönemde zaten evet hareketliydi. Özellikle Metaverse dünyasını ilgilendiren taraf, NFT tarafını ilgilendiren tarafta da biraz daha dikkat çeken hareketlerin başında geldi. Yani hani bir 5 tane coin saysanız bu süreçte son bir 3 haftadır e, hareketlik açısından Apecoin'i belki oraya ekleyebilirsiniz. E, o da önemli bir ee, nokta özellikle altcoin'lerdeki pozitif hava ve yansıtması açısından en çok kazandıranlara bakalım. Ee, bu noktada en çok kazandıranlar da e, bir e, küçük bir proje şimdilik bir binde yüzde bin lük bir primle Sync e, to Earn adlı bir proje e, burada karşımıza çıkıyor. Bunun dışında e, işte yüzde 395'e varan yüzde 200 aşan yükselişler var. Birçoğu birçoğumuz tarafından duyulmamış aslında da coin'ler onu söyleyelim e, ama yine de yani yüzde yüz aşan artışlar olduğunu görebiliyoruz. Burada da biraz da uç miktarda uç seviyede değişimler yükseliş yönünde görülebiliyor. İşte bu gün gün oluyor yüzde bin civarı, bazıları yüzde iki bin, bazen yüzde altı bine gördük yine günlük yükselişlerde geçtiğimiz günlerde bazı koyunlarda veya tokenlarda. Bu da benzer bir tablo. Sinkturn bu açıdan biraz daha primli. Peki kaybettirenler ne var en çoklarda? En çok kaybettirenlerde orada da %50 ve altında kayıplar var. Yani işte %90'lı, %80'li vesaire kayıplar son bir saatte pek yok. Yine bunlar biraz daha nispeten tabii küçük projeler. Piyasa açısından da küçük projeler ve büyüklükleri de düşük. O açıdan baktığımızda da yine kayıp listesinde bunlar ilk altıda şu anda yer alıyor. Metaverse'e bakalım. Metaverse'de az önce... Apecoin tarafının hareketli olduğunu görmüştük. Bir süredir zaten öyle ama genel olarak biraz daha pozitif bir hava olduğunu söylemek lazım. Her ne kadar işte mana, sent biraz daha ihtiyatlı gitse de son dönemde bir eksi hareketinin biraz daha pozitif olduğunu gördük. E, Ape'in biraz daha öne çıktığını gördük. Bu Ape ile eksi bu belki altıda içerisinde e, içlerinden biraz daha hareketli Onun internet kompüter de zaman zaman katılıyor. Ama asıl bu ikisi yani Apecoin ve eksinin daha hızlı hareketleri var. Onu da görebiliyoruz. Trendlere bakalım. Trendlerdeki duruma baktığımızda e, tabii Bitcoin e, var. Aptos trendlere girmeyi e, en çok hak edenlerden biri son dönemde. Ona da zaten dediğimiz gibi bakacağız biraz sonra. E, yine burada farklı coin'ler de var. Ve trendlere çok sık girmeyenler de buradaki e, trendlere de girebiliyor. Onu da görebiliyoruz. Trendler bu şekilde oluştu. Taraftar token'lara bakalım. Taraftar token'lar tarafında Galatasaray 4.26. E, diğer taraftar token'larla arasındaki fiyat farkını son dönemde haftalarda Giderek açmıştı hatırlarsak. 3 dolarları seviyeleri tekrar geri dönmüştü. Şimdi tekrar 4 dolarlı seviyeler. Orada da yükseliş ve düşüş yönünde. hani Daha uzun vade baktığınızda biraz da günlük tarafı baktığınızda evet, yükseliş var. Ama hani biraz daha saatlikler indiğinizde belki de biraz daha düşüşleri de görebiliyoruz. Ama sonuçta hani 4 dolar ve üstü hızlı bir fiyat artışı olduğunu gösterdi bize yaklaşık 1 ayda 1,5 aylık dönemde. Çok kaba bir zaman aralığı veriyorum. Buradaki son tablo bu. Yine primli. Bunun dışındaki resme bakarsak yine diğer taraftar token'lar da işte %3'ü bulan değişimler var. Çok da sert bir hareket şu ana kadar 24 saatlikte görmedik. Şimdi bu Aptos tarafına bakalım. Aptos tarafı şu anda dediğimiz gibi yani 5'e katlanan bir fiyat var. Ne kadar sürede? 2 haftalık süre içerisinde 5'e katlanan bir fiyat. ne zaman başladı? İşte Ocak ayının işte 9'u, 10'u gibi bir hareket olduğunu gördük ilk etapta. Bunun devamı halen geliyor. İşte günlük grafiklere bakıyorsunuz. Halen bir Zayıflama eğilimi veya işte yönünü biraz daha düşe, aşağı çevirme görüntüsü pek yok. Saatlik indiğinizde belki biraz daha hani dalgalanmalar olabilir ama hala günlükte oldukça kuvvetli bir görüntüsü var. Eptos'ta e, tüm zamanların rekoru 22 dolar 65 cent. E, oradaki tabloda da şu anda da işte e, yine oradan çok 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 uzak bir resim yok. E, o açıdan bakarsak hani e, bu hareketle birlikte e, 28. sıraya kadar çıktı Aptos piyasa değerini büyüklüğü açısından. E tabii Aptos'un burada bir e, bir tür bir ekosistem olduğunu söylemek lazım. Yani e, Ethereum ölçeklendirme bakılı sözleşme platformu aslında. Bu konuda da Web3, e, NFT vesaire konularda ciddi bir e, hareketliği var. Yani yatırım açısından, geliştirme açısından e, biraz daha pozitif bakılan e, projelerden bir tanesi. Rakiplerinin arasında işte Solana da var vesaire. İşte acaba Solana'ya ciddi bir rakip olacak mı diye bakılıyordu ama yeni bir aslında proje bu. Ekim ayında geçen Ekim ayında ilk halka arzı olmuştu ve ilk önce bir hype yapmıştı. İşte o da 20 dolar 65 sent Sonra düştü. Şimdi işte son iki haftadır da tekrar o, o tüm zamanların rezervesinde all time high denen seviyeye giderek yaklaştı durumda. O yüzden hani en dikkat çekici hareket ne diye bakalım son dönemde 5'e katlanan, değeri 5'e katlanan bir proje olduğunda görebiliyoruz. O yüzden biraz daha yakından izleniyor. E tabii ama hani rekorlara doğru yaklaştıkça da hani şu an doğru zaman mı diye baktığınızda e tabii artık beşe katlanmış. Hani bir daha beşe katlanacak diye bir kural tabii ki yok ama orada trendleri de iyi takip ederek belki düşüşlerden de veya işte ara düzeltme sonrası yükselişlerden yararlanabilir. O tarafı da izleyeceğiz. Burada birkaç tane haber var. 2 üç tane hemen söyleyelim. Bir tanesi FTX kurucusuna ilişkin bir haber. Yine malum orada halen yargı süreci devam ediyor. Bazı varlıkları el konulmuştu. Şimdi 50 milyon dolarlık varlığa da el konmuş. Washington eyaletindeki bir banka. Daki varlıklardan bahsediyoruz. 50 milyon dolarlık bir hesaba el konmuş. Başka daha önce işte daha yüz milyonlarca dolarlık hesaplara da aslında birikimleri de el konmuştu. Onu da ayrıca belirtmek lazım. Bunun dışında kripto şirketi BlockFi'nin bazı bilgilerinden bahsediliyor. Tabii BlockFi tarafına baktığımızda kamuoyu tarafına açıklanan bazı daha önce belgeler vardı. O belgelerin aslında bir miktar devamı da görüyor. FTX, Alameda kriziyle bir bağlantısı olduğu yönde görüşler vardı buradaki BlockFi tarafındaki konumun daha doğrusu. Ve bir yandan da tahmin edilenden bir yüksek bir miktar. Bu da bağlantısının yani FTX'de olan bağlantısının maddi açıdan 1-2 milyar dolarlık bir aslında büyüklüğü içerdiği böyle bir ilişkisi olduğuna dair haberler var. Tabi bunlar FTX krizinin devamı. Yani burada bazı halen FTX'e bağlı sorunlar yaşayan ve yaşamakta olan belki de yaşayacak şirketler olduğunu da e, bu açıdan görebiliyoruz. Tesla'dan bir haber var. Dördüncü çeyrek e, bilanços çerçevesinde biliyorsunuz orada Bitcoin varlıklarının ne olduğuna bakıyoruz. Değişim var mı yok mu diye. E, şirket e, son çeyrekte herhangi Bitcoin satışı yapmamış. Yani pozisyonlarını korumuş. Bu açıdan kurumsal yatırımcılık açısından en büyük yatırımcılardan bir tanesi Tesla. Ama pozisyonlarını değiştirmemiş. Onu da söylemek lazım. İşte şu anda da 9700 20'lik bir bitcoin var Tesla'da. Bu da bilançoda e, bir miktar e, alt çizden bir konuyla. Evet genel durum bu. Yani kripto varlıklar açısından baktığımızda e, bir duraksama günlerini yaşıyoruz. Son 4-5 gündür. Bu piyasa değerinin büyüklüğü tarafına da yansıyor. Bitcoin'in Ethereum fiyat tarafına yansıyor. Altcoin'lerde daha farklı iki işlemiz. Işte Aptos'tan bahsediyoruz. 4-5 gün duraksama yok. Tam tersine durdurulamayan bir e, yükseliş var. E, o yüzden de proje bazlı biraz bakmak lazım. ama Genel havayı koklarken de bu toplam piyasa değeri e, biraz daha hani genel yönü anlatması açısından da ciddi bilgiler verebiliyor. Evet genel durum bu. E, bu noktada e, Paranın Kriptoal YouTube kanalında e, sabah raporunun bu sabah yayının sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte 10.30'da canlı yayında son durumu aktaracağız. Yeniden görüşmek dileğiyle.